Herkese selam. Ben Buğra Hocanız Gençler. Buğra Ünses Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Açı ortayı bitiriyoruz. Son 8 soru. Test 5'te 4. Test 6'da doğru hatırlıyorsam. 5 soru da orada var. Toplamda 9 tane soruymuş. Gel beraber inceleyelim o zaman. Hemen açtım. Gördüğün gibi toplamda 4 tane güzel soruyu beraber yorumlayacağız. Hazırsan birinci soru karşımıza gelsin ve başlayalım. Birinci soruda birim zeminde ABC üçgenin A ve B köşeleriyle A açısına ait A ne açı ortayı verilmiştir diyor. Güzel. Buna göre bu üçgenin A ne? ANC üçgensel kısmı AN boyunca katlandığında güzel. EFKLT noktalarından hangisiyle çakışır diyor. Şimdi hocam bunları hissiyatlarla çözemeyiz değil mi? Bunun bir mantığı olması lazım. Şimdi ben bunu uzattım. Nereye uzuyor hocam bu? Ne bileyim. Şuraya bir yere uzasın. Bak tam köşeye de uzattırmıyorum. Belki köşeye uzuyordur. Kendi köşeye gidiyor ama ben şuraya uzatayım. Birazdan bulacağız zaten ne kadar olduğunu. Bilmiyorum. Şimdi bunu bulursak cevabı da buluruz zaten. Hocam nasıl bulacağız? Şimdi adam iç açı ortaya atıyor. Boşuna vermez burada yani. İç açı ortaya bak. Ne yaptı? Bir birim, iki birim, üç birim 4, 5, 6 birim. O zaman burası neymiş hocam? Hocam 6 birimmiş. 1, 2, 3'ten. burası ne kadarmış hocam? Hocam burası da 3 birim. Şimdi iç açı ortay yapacağım. 6'nın 3'e yani 2'ye bölünmüş hali. Ben buradaki şu T noktası diyeyim buraya. T var gerçi de burada. J diyelim J. J noktası diyelim. A, J. Ne kadar olsun? 2K olsun. O zaman N, J ne kadar olur? Hocam K olur. Neden? 6'nın 3 oranı 2K'nın K oranına eşit. Hocam şimdi biz buradaki üçgenden K K'yı bulabilir miyiz? Buluruz bence. Nasıl bulacağız hocam? İster Pisagor bağıntısından keşfedersin. Yine Pisagor bağıntısından değer verebilirsin. 6 deyince akla kim geliyor? 6-8-10. Buranın 8 olması için K'ya 5 de 5 verince sağlıyor mu? Sağlıyor. Dolayısıyla K5. Dileyen arkadaşlar Pisagor'da yapabilir. Şimdi K5 birimmiş. O zaman mantıklı uzatalım. 1-2-3-4-5 yani tam olarak şuraya uzayacakmış. Geldim. Bunu da aynı bu şekilde uzattım. Şimdi ne diyor? ANC üçgensel kısmı yani burası C noktasıymış. Aha, burayı C noktası da vermiş zaten. Ben C dedim de neyse C, C olsun önemli değil. A, N, üçgensel kısmı. A, boyunca katlandığında C köşesi hangisine gider diyor. Neyi istiyor senden? Bu doğrultu boyunca bunu bir katla diyor. E katlayalım madem. Katlama sonucunda buranın 5 birim olması lazım değil mi? Bak katlıyorum. Şuradaki yer aynen bu şekilde katlanacak. Hocam buraya bir yere geleceğim. Bak T'ye mi geleceğim? L'ye mi geleceğim? Nasıl karar veriyorum? Atıyorum şu anlık T'ye gelsin tamam mı? Burası 5 birim değil mi? Hocam 5 birim. O zaman buranın da 4 birim olması lazım. Neden? 3 4 5 üçgen olsun diye. Var mı burada problem? Tekrar söylüyorum. Bura katlandığı zaman böyle bir şey olacak. AN'e boyunca katlıyorum. E burası 5 birimse madem buranın da 5 birim olması gerekiyor. Eğer burası 3 birimse buradan 4 birim saymam lazım. Gel sayalım. Şurası 1, şurası 2, şurası 3, şurası 4. Yani ben yanlış yere götürmüşüm. Zaten rastgele götürmüştüm. Kimle eşleşmem lazımmış benim? L noktasıyla eşleşmem lazımmış. Burası 4 ve burası da 5 olduğu için L'yi işaretledim birinci soruyu bu şekilde kapattık. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci soruyu çözüyoruz şimdi. Şekil 1'de köşelerinde çıkıntılar olmadan tam örtüşen eşit kalınlıkta 3 renkteki çıta. Şimdi eşit kalınlık ne demek? Demek ki bunun buradaki kalınlığıyla bunun buradaki kalınlığı bunlar her biri birbirlerine eşit demek. Doğru mu? Şimdi biz buradan bir mantık yakalamamız lazım gibi. Hadi bakalım hayırlısı yakalayacağız bir şeyler. Şekil 2'de çıtaların üst köşeleri de doğrusaldır diyor. Yani şunlar birbirlerine doğrusalmış. Tamam yakalarız bir şeyler. Böyle bir doğrusallık var. Onu kullanırız. Büyük ihtimalle bir dursun Şimdi Çıtanın uçlarının Ait olduğu köşelerin Doğrusal biçimde Uç uça eklenmesiyle Aralarında oluşan açılar 126 ve 102'dir diyor Şekil 2'deki çıtaların Üst köşeleri de doğrusaldır Tamam BAC ne kadar diyor Hımm BAC açısı. Bak şimdi. Ben madem buradaki yükseklikle bak şuradan indim. Kalın yükseklik aynı dedi ya. Yani kalınlık aynı dedi. Şuradaki yükseklik ve buradaki yüksekliğin bir olduğunu biliyorum. Açıortat teoremini ispatlarken kullandığımız bir şey vardı. Hatırladın mı? Ben gelsem şuradaki yüksekliği insem. Hocam ne kadar buradaki yükseklik? H kadar. Geldim buraya in indi, indim. Burası ne kadar oldu? H kadar oldu. E sen ne yaptın? 90 indin H geldi. 90 indin H geldi. Kime benzedi bu? O deltoid hatırladın mı? İlk açıortay teoreminde. Açıortay olduğunu görmüş olduk. Aslında aslında diğerlerine de aynısını yapabiliyorum. Burası haşken, burası haş. O zaman buraya da bak yeni aç ama. Ben buraya mesela alfa alfa desem şuraya beta, buraya beta diyeceğim. Aynı mantıktan buraya da haş haş inersin. Buraya da şöyle yapalım. C açısına C açısı diyelim. Şimdi bunları dedikten sonra sorunun çözümüne bir devam edelim bakalım. Ne yapmış bunu? Bunu gelmiş bu şekilden ters koymuş değil mi? Ters koymuş. Dolayısıyla şuradaki sivri uç alfa derece kadar şekilden çıkartmam lazım bunu. Şimdi A'nın olduğu kenara bir dikkat edelim. Bak A nerede? Burada. O zaman buraya da ben beta kadar diyebilirim. Buradan alfa ile betanın toplamı bak tamam 180 yapacağı için 130 olsa 50 idi 54 derece geldi. Var mı burada problem yok diye düşünüyorum. Hocam burası beta kadar burası ceta kadar. Dolayısıyla B ile C'nin toplamı da ne kadar gelecek? 180 olması için 78 derece kadar gelecek. E hocam sonra 2 alfa artı 2 beta artı 2 cetanın toplamı nereye eşitti hocam? 180 dereceye ne yaptım? Büyük üçgenden bunu keşfettim. Dolayısıyla alfa, beta cetanın toplamı 90 dereceye eşit işte geldi. Evet hocam devam edelim bakalım. Şunu bir kullanalım ya. Alfa beta topla bunları taraf tarafa bir şey buluruz. Ne buluruz? Alfa artı 2 beta artı ceta. 78 de 54'ün toplamı. Şuradan bir 2. 12 132 derece geldi. Şimdi alfa artı beta artı ceta artı beta olarak açsam ben burayı burası 132 derece. Niye açtım? Çünkü buranın 90 derece olduğunu biliyorum. Beta buradan temiz bir bayağı cebire boğulduk bu arada. 40 ki 2 derece geldi. Benden nereyi istiyor? BAC'yi. Yani BAC'nin neresi? Şurası. E ben beta'yı zaten 42 bulduysam 2 beta'yı istiyormuş. 2 beta'nın cevabı da tertemiz 84 gelir. Oo, cebire yoruldum. Geçiyorum 3. soruya. 3. sorumuzla devam ediyoruz. 30 15'e inmiş. Ne diyor? Mum 2 santim eridiğinde mumdan çıkan ışık ışını şekilikteki gibi A noktasıyla 15 derecelik açı diyor. Hocam bak ne yapalım biliyor musun? Şu mumun eski halini bir çizelim. Şu eski görüntünün tıpatıp aynısından çizdikten sonra soru bitecek. Eğer burası 15 ise burası da 15 değil mi? Tamamı 30'du bak eski halini. Hocam burası 2 kadarmış. Ben buraya da x kadar diyeyim. Hocam burası da 90 derece. Şimdi ne yapabiliriz? Madem madem 30 2 artı x'i görüyor. 60'ın neyi görmesini beklerim? 60'ın. Veya onu da yapmayalım. 90 neyi görür diyelim? 4 artı 2 x'i doğru mu? Bak 30 2 artı x'i gördüyse 90 4 artı 2 x'i görür dedim. Şimdi şunu yapma vakti. Hocam ne yapacağız? 60'ı kullanalım hadi. Bu da x artı 2'nin kökü 3 katı. Doğru mu? Doğru. İç açı ortay teoremini bir kullanalım. Bak iç açıortay teoremini bir kullanalım. X artı 2 kök 3'ün x oranı eşittir. Buradaki 4 artı 2 x'in 4 artı 2 x'in nereye oranına eşit? 2 bölümüne eşit geldi. Şimdi hocam ben buraya 2 parantezini alırsam burası 2 artı x zaten. 2'ler birbirlerini götürürse 2 artı x'ler de birbirlerini götürürse x'in sonucu buradan kök üç kalır. Son durumdaki mumun boyu ne kadardır diyordu. E ben ona x demiştim zaten buradan temiz bir köküş bulmuş oldum. Geçiyorum dördüncü soruma. Dördüncü soruyla son noktayı koyuyoruz. Başlayalım. ABC dik üçgenin biçimindeki karton A açısına ait açı ortay boyunca kesilerek. Şimdi bunu gördüm ya. Görür görmez yapacağım işlemler belli. İç açı ortay teorimi 3K'ya geldim. 5K dedim. Sonra okuruz. Devam ederiz. Önce şunu bir yapalım. Hocam ne yaptım? 3K'nın 3 oranı 5K'nın 5 oranı dedim. Bir tane Pisagor bağıntısı. Nerede? Büyük üçgende. Hemen ne geldi aklıma? 6-8-10 geldi. K'ya 2 verdim. K'ya 2 verdiğim zaman burası 6 ve burası da 10 oldu. Hatta AD'yi de buldum. Burası da 3 kök 5 kadarmış. ABC dik üçgeni biçimdeki karton diyor. Okumaya devam ettim şimdi. Parçalardan yeşil renkli olanı pembe renkli parçanın üzerine şekil 2'deki gibi yapıştırıyor. Şunu kesiyor bak. Hipotenüsü buraya bakacak şekilde yapıştırıyor. Tamam güzel güzel. Şimdi hocam şurası 3 kök 5 mi öyle? Hocam ben buraya alfa alfa desem buraya da beta desem alfa ile betanın toplamı kaç derece oldu hocam? 90. Ne yaptım? 3 kök 5'ten sonra bir şey yapamadım ya. Son sonrasında ben kendim bir şeyler çıkartmaya çalışacağım. Şurası da 6. Eğer ben burada bir açı falan bulabilirsem, ya yani şuradaki açı hakkında bir fikir sahibi olabilirsem soruyu rahat çözerim. Hocam nasıl bulacağız? Şimdi burası alfaydı değil mi? Hocam alfa'ydı, doğru. Sıkıntı yok. Şimdi alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. Şimdi A üstü denilen yerde alfa kadar değil mi? Hocam alfa kadar. E alfa var, 90 var. E dolayısıyla tertemiz bir beta yok mu? Hocam var. Bak alfa ile beta 90 deyip durduk. Ne çıktı? 90 derece çıktı. Yap Pisagor'unu bitsin soru. 9 kere 5 45 bir tane 36 ekledim 1 81 81 de 9'un karesi dedim denizli işaretledim test altta görüşmek üzere kendine iyi bak